Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün stream verileri, yani gerçek zamanlı analizleri konuşuyor olacağız. Stream verileri, akan verileri işlemeyi konuşuyor olacağız. Bunun için Azure servislerini konuşacağız. Azure Event Hub, IoT Hub ve Azure üzerinde koşan bir Spark Engine olan Azure DataBricks'ten bahsediyor olacağız. Şimdi katılımcıları incelediğimiz zaman çok farklı seviyelerden arkadaşlarımız var. Kimisi öğrenci, kimisi bu alanda muhtemelen bazı çalışmalar yapmış profesyonel arkadaşlar. Böyle herkese hitap edecek bir akşam olsun, böyle verimli bir akşam olsun. Herkese hitap edebilelim istiyoruz. O yüzden şöyle girişten başlayacağız ve en son demo ile taçlandıracağız. Birçok kavram hakkında konuşuyor olacağız arkadaşlar. Sizler de herhangi bir anında girip fikir beyanında bulunabilirsiniz. Tecrübeleriniz varsa paylaşabilirsiniz ya da sorularınız olursa paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben Deniz Abdullah Akkise, DevKosay Bilişim'de çözüm mimarı olarak görev alıyorum. 13 yıldan fazladır yazılım ve veri teknolojileriyle ilgili danışmanlık ve eğitimler vermekteyim. Microsoft'un yetkili eğitmeniyim. Son 5 yıl üst üste Microsoft tarafından data platform alanında MVP, Most Valuable Professional, yani en değerli profesyonel ödülüne layık görülmekteyim. Şu anda bu alanda Türkiye'de bir tek bende var bu ödül. MVP arkadaşlarımız tabii ki var ama farklı branşlarda. Bu sizin de işinize yarar. Özellikle veri teknolojileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak isterseniz ya da aklınıza takılan herhangi bir soru olursa benimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. abdullah.kise@devkosay.com'dan da ulaşabilirsiniz. abdullah.kise@hotmail.com'dan da ulaşabilirsiniz. Şöyle bir içeriye bir bakalım. Önce hatta şöyle bir hatırlatmada bulunalım. 13 Ocak 1 Nisan arasında her çarşamba farklı konularda etkinlikler düzenliyoruz. Bu Ocak ayının son etkinliği. Şubat ayında da çok güzel etkinlikler var. İşte makine öğrenimi ile ilgili, Synapse Analytics ile ilgili, veri kalitesini arttırma, Data Quality Service ve Integration Service ile ilgili başlıklarımız var, oturumlar var. Onları da sizleri bekleriz. Gayet güzel konular. Zaten bu etkinliğe muhtemelen oradan kayıt oldunuz, o şekilde ulaştınız bize. devkosa.com'dan, etkinlikler bölümünden bu yeni açılan etkinliklere dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Nisan'a kadar devam edecek böyle her ay. Şimdiden söylemiş olalım. Evet, ajandamızda ne var? Arkadaşlar öncelikle ajandamızda şöyle veriyi bir tanıyacağız. Veri nasıl bir şey? Veriyi işlerken ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz? Öncesinde tabii ki veri işlerken hangi adımları atıyoruz? Bunları konuşuyor olacağız. Arkasından büyük verinin tanımını yapacağız. Ve Lambda mimarisi var. Bu büyük veriyi işlemek için bir bakış açısı sunuyor bize. Bunun hakkında konuşuyor olacağız. Sonrasında artık akan verilere gerçek zamanlı raporlama yapabileceğimiz, analizler yapabileceğimiz dünyaya adım atacağız. Burada kullanacağımız bazı bileşenler var. Azure tarafında Azure Event Hub, IoT Hub ve Azure DataBricks servisleri. Hatta Streamlytics falan da var ama şu an bu konumuzun dışında daha kullanışlı bir servis o tabii bu anlamda. DataBricks çok daha farklı yeteneklere sahip bir Spark Engine'ı. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra güzel bir demoyla da bu konuştuğumuz şeyleri somutlaştıracağız ve arkasından demonun sonunda da tabii ki Power BI ile bu dataya bağlanıp nasıl bağlandığını, nasıl raporlandığını konuşuyor olacağız. Bunu içerikler kısmına yazmamıştım. Sonra aklıma geldi, ekleyeyim dedim. Onu da size göstermiş olurum bu akşam. Bir de unutmam inşallah, bir anket gönderelim istiyoruz arkadaşlar sonunda. Anketi dolduran arkadaşlarımıza katılım sertifikası vereceğiz. Daha önceki programlarda katılım sertifikası vermedik ama bundan sonra verelim istiyoruz artık. Çünkü bunlar gerçekten dolu dolu içerikler. Böyle sertifikalarla birlikte de bir şey olmuş olur, gösterge olmuş olur. Bizi hatırlarsınız, sizin için de bir yerleri gösterebileceğiniz bir doküman olmuş olur. Peki, veri nedir? Arkadaşlar biz veriyi iki farklı şekilde inceleyebiliriz. Farklı bakış açılarıyla farklı şekillerde inceleyebiliriz ama bir bakış açısına göre veriyi nitel veriler veya nicel veriler diye sınıflandırabiliriz. Nitel veriler dediğimiz şeyler, böyle anket yaparken falan sorarlar ya, işte hangi partiye oy veriyorsunuz ya da tatil nasıl geçti falan gibi. Ya da bizim böyle sosyal medyada falan yazdığımız bazı metinler var ya, onlar da veridir tabii ki ve bunlardan da çok güzel bilgiler, değerler çıkartılabilir. Hatta geçenlerde Microsoft'un bir duyurusu vardı. LinkedIn'de falan da çok paylaştılar bunu. İşte vefat eden insanları simüle eden, onların yazışmalarından, çeşitli sosyal aktivitelerinden toplanan bilgilerle onları simüle eden bazı robotlar yapmaktan bahsediyordu. Bunun patentini almış Microsoft. Böyle bir metin görmüştüm. Yani orijinalini görmedim ama paylaşanlardan görmüştüm bunu. Bu bizim yazmış olduğumuz bilgiler aslında çok kıymetli. Buradan elde edilen verilerden de çok güzel ürünler çıkarılabilir. Bir şekilde bizi yansıtan, bizim karakterimizi ortaya koyan bilgilerdir bunlar. Diğer grupta ise nicel veriler. Daha çok bu gruptaki verilerle haşır neşir olmak isteriz.
Bunlar kesikli olarak ayrılır ve sürekli olarak ayrılır. Kesikli olanlar tanecikli olanlar, yani sayılabilen şeyler. Mesela insanlar sayılabilir. Sürekli olanlar da ölçülen şeylerdir. Mesela insanların boyları ölçülür. Yarım insan yoktur çünkü tanecikli. Ama işte yarım metre vardır. Ölçülerin yarısı ya da işte ortalamaları falan alınabilir mantıklı bir şekilde. Bu anlamlı veri haline gelir ve kullanılabilir. Çeşitli algoritmalarda, mesela makine öğrenimi algoritmalarında bazıları özellikle kesikli verilere odaklandığı için biz sürekli verileri bazen kesikli verilere çevirmek isteyebiliriz. Başka bir bakış açısıyla da veriyi 3 gruba ayırabiliriz biz. Yapısal olanlar, structured olanlar, yani bir tablo formatında ifade edebildiklerimiz, kolonlar var, satırlar var vesaire. Kolonda sadece o konuyla ilgili bilgiler var ve o tipten bilgiler var. Bunlar structured veriler. Unstructured olanlar var. Burada belli bir format var ama kural, yani belli bir kural var ama çok da böyle sıkı değil. Yani mesela resim, video, mesela videonun formatları vardır ama videonun işte ölçüleri, hızı vesaire, kalitesi, birçok şey değişebilir. Resim hakeza öyle. Bir de böyle unstructured dediğimiz veriler var. Bunlardan da değer üretmeye çalışabiliriz. Bir de arkadaşlar semi-structured dediğimiz belli kuralı var ama yine de belli bir miktar bizi rahat bırakan veri kümeleri. Mesela JSON dokümanları, değil mi? Ya da HTML'i düşünün, XML'i düşünün mesela. Bunlar da sonuçta veridir. Belli bir kuralı vardır. Ancak siz her satır diyelim ya da her kayıt diyelim farklı şekilde olabilir. Mesela JSON dokümanına bakarsanız yani burada işte mesela bir dokümanda bir personelin adını almışsınızdır da başka bir dokümanda adı ve soyadı olabilir, yaşı olabilir. Ya da işte mesela ev adresi normalde bir tane alıyorsunuzdur da bazı personellerin birkaç tane adres alabilirsiniz. Telefon numarası birkaç tane alabilirsiniz. Gibi böyle farklı seviyelerde, farklı niteliklerde tutabilirsiniz verileri. Semi-structured dediğimiz grupta bunlar. Mesela CSV, XML, JSON, YAML gibi türler semi-structured diye geçiyor. Bu şekilde farklı türden verileri de biz bir araya getirmek isteyebiliriz ve bunlardan anlam çıkarabiliriz. Ve arkadaşlar şöyle bir çalışma var. Verilerin sadece, yani şirketi ilgilendiren verilerin sadece %20'si tablo formatında. Geriye kalan %80 free format. Dolayısıyla bu %80'den de değer üretmeye çalışmak çok önemli. Zaten artık şu anda ve artık gelecekte firmaların odaklandığı noktalar da burası. Buradan nasıl veriler türetebiliriz? Yine başka bir bakış açısına göre veri, yığın veri ve akan veri olarak ikiye ayrılabilir. Yığın veri dediğimiz normal, klasik, Excel, Access, MySQL, Oracle, MS SQL gibi yerlerde bulunan, durağan, acelemiz olmayan verilerdir. İşlemekte bir acelemiz yok yani. Bir de akan veriler var. Bunlar saniyede milyon milyar transaction üretiyor. Yani kayıt üretiyor diyelim. Ve bu veriler mesela bir IoT cihazından geliyor, bir yazılımdan geliyor. Ya da işte herhangi başka bir insanların ürettiği bir hareket, bir lokasyon bilgisi olabilir. Buralardan geliyor olabilir. Bu hızlı akan verileri yakalamak büyük bir problemdir. Yakalayıp bunları işlemek başka bir problemdir. Dolayısıyla geleneksel yaklaşımın dışına çıkmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hayat toz pembe değil. Sadece Excel'den, Access'ten ya da MS SQL'deki datalardan ibaret değil. Çok farklı türden veriler var ve bunları işlemek, bunlardan değer üretmek gerçekten günümüzün ve geleceğin konusu. Biz verileri işlerken arkadaşlar şu adımları atıyoruz. Önce verileri yakalamaya çalışıyoruz. Bunları bir yakalayıp toplamaya çalışıyoruz. Daha sonra bunları kendi sistemimize entegre ediyoruz. Bir şekilde bazen düzenliyoruz, bazen düzenlemeden entegre ediyoruz. Sonra bunları analize uygun hale getiriyoruz. Organize ediyoruz. İşte mesela veri ambarı yapacaksak Dimension Fact yapısına çeviriyoruz mesela son olarak. Tabii farklı veri ambarı yaklaşımları da var. Sonra analiz ediyoruz. Buradan bazı değerler çıkartıyoruz, bazı kararlar çıkarıyoruz ve bu kararları uyguluyoruz. Eğer sonuçlar başarılıysa analizimizin bize gerçekten fayda verdiğini düşünüyoruz. Eğer başarılı değilse bu döngü devam ediyor. Yeni verileri bulmaya çalışıyoruz, düzenliyoruz vesaire. Sistemimize entegre edip analiz ediyoruz. Şimdi biz bu adımları atarken bazı problemler var. Bazı mücadele noktaları var. Neler onlar? Şimdi veri çok büyük olabilir, çok farklı kaynaklardan geliyor olabilir ve çok hızlı olabilir. Üstelik verinin içerisinde de bir takım gizemler bulunabilir. Oradan bir şeyleri keşfetmek zaman alabilir ve orada istatistiksel, matematiksel bazı teknikleri uygulamak gerekebilir. Yani sadece sürükle bıraklarla rapor yaparak oradan bir değer çıkarmak mümkün olmayabilir. Bu challenge'lara, bu mücadele noktalarına cevap üretebilmek, bunlarla mücadele edebilmek için farklı yaklaşımlar, farklı ürünler mevcut. Geleneksel sistemlerde, geleneksel veri tabanlarında veriyi ihtiyacımıza göre organize ettik, modelledik ve bu zamana kadar gayet başarılı olduk. Yeni yaklaşımlar falan var, onları da uyguluyoruz adım adım. Verileri biz insert, update, delete konusunda etkin olmasını istiyorsak, mesela operasyonel veriler işte nedir? Bir yazılımın arkasındaki sürekli işlem gören veri tabanı düşünün mesela. Onun tasarımını ne yaparız?
normalizasyon kurallarına uygun şekilde tasarlarız. 6 tane normalizasyon kuralı var. Bunun 3 tanesini uygulasanız yeterli. Burada amaç bir şeyi, bir kaydı başka bir yere bir daha yazmayayım. Sürekli kendi aralarında ilişki olsun. Key'lerle çalışayım daha çok. Ve herhangi bir anomali olmasın update konusunda, delete konusunda. Yani bir yerde bir şey silersem, bir yerde bir şey güncellersem başka bir yere etki etmesin ya da başka bir yerdeki bir alan güncellenmemiş kalmasın diye normalizasyon kurallarını uygularız arkadaşlar. Diğer modelleme tekniğimiz de dimension modeling ya da veri ambarı modelleme yaklaşımı diyeyim. Burada da arkadaşlar amacımız işte satış, üretim, envanter, stok gibi hareket bildiren metinleri, bilgileri fact tablosunda tutmak. Bunları kıran zaman, müşteri, mekan gibi bilgileri de dimension tablosunda tutmak şeklinde olan bir tasarımdır. Burada amaç select hızlı olsun. Mümkün olduğunca joinleri azaltalım. Hesaplamaları mümkün olduğunca bir araya getirelim. Ve analize uygun bir perspektif sunsun bize. Dolayısıyla çok daha performanslı çalışır select konusunda. Ama insert, update, delete konusunda o kadar başarılı olduğunu söyleyemeyiz veri ambarlarının. Şimdi bu ikisinde de operasyonel veri tabanlarında, veri ambarlarında aşağı yukarı belli kuralları olan bir veri kümesi var elimizde. Yani bir tabloya koyabileceğiniz veri kümesi var. Firmalar için veri ambarları çok önemli. Operasyonel veri tabanları da çok önemli. Buradaki verilerin düzgün bir şekilde konması gerekiyor. Düzgün bir şekilde modellenmesi gerekiyor. Raporlarken çok problem çıkmaması lazım. Dolayısıyla yazarken şemanın, yapının iyi düşünmesi gerekiyor. Bir de arkadaşlar dünya artık böyle değil, değil mi? Çok farklı kaynaklardan veriler geliyor. İşte sensörlerden geliyor, IoT cihazları, yani bu nesnelerin internet dediğimiz elektronik küçük cihazlardan gelen bilgiler, işte e-mail yazışmaları mesela, insanların birbirleriyle aktiviteleri, işte toplantı yapmaları mesela, ya da sosyal medyada ürettiğimiz bazı bilgiler, ya da işte şirketin bir uygulaması vardır, oradan türeyen bazı bilgiler. Birçok kaynaktan bilgi geliyor ve bunları normal bir tabloya koyamıyorsunuz. Dolayısıyla bunu alıp bir veri ambarına koymanız da ilk seferde çok pratik olmuyor. Dolayısıyla biz bunları veri gölü dediğimiz bir yerde depoluyoruz. Bu göl ve ambar metaforu çok yakışmış. Hani biraz vaktimiz olsaydı bu metafor üzerine gidecektim ama direkt ben teknik olarak konuşmaya başlayayım. Veri göllerinde arkadaşlar biz elimize gelen bilgileri, faydalı olacağını düşündüğümüz bilgileri, bizimle alakalı olanları diskte bir NoSQL veri tabanında depoluyoruz. Çünkü diskler ve NoSQL veri tabanları farklı türden verileri depolayabilirler. Normal veri tabanları gibi, veri ambarları gibi, yani RDBMS'ler gibi, ilişkisel veri tabanları gibi tablo formatında olmak zorunda değil. Gerçi bu RDBMS'lerde artık bayağı bir iyileşme yaptılar. Yani yeni özellikler kattılar, artık JSON, XML gibi farklı formatları destekliyor ama yine de bunun ana vatanı NoSQL veri tabanları ve disklerdir. Biz buralarda bu farklı türden verileri topluyoruz, depoluyoruz. Yazarken çok bunları düzenlemekle uğraşmıyoruz. Yakaladığımız gibi koyuyoruz ve okurken, yani bunlar mesela bakıp işte veri ambarında atıyorum müşterilerle ilgili bir çalışma yapacağız. Veri ambarından bir miktar müşteriyle ilgili bilgi var ama müşterinin bir de bizim uygulamaları kullanırken ürettiği bazı bilgiler var. Onlar da veri göllerinde. Onları da oradan alıp bir makine öğrenimi sürecine dahil ediyoruz mesela. Alırken, yani veri gölünden veriyi alırken şemasını dert ediyoruz. Onları düzenli hale getirmeye çalışıyoruz ve oradan bir değer üretmeye çalışıyoruz. Gerçekten işçilik olan bir şey. Sanki göle böyle elinize gelen her şeyi atıyorsunuz da gölden bir şey çıkarırken bir emek sarf ederek, işte onu parlatarak, temizleyerek değerlendiriyor musunuz gibi bir metafor kullanmışlar. Gerçekten yakışmış. Benim çok hoşuma gidiyor. Hep eğitimlerde bu metaforların detayları hakkında konuşuyorum genelde. Veri gölü de böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi biz geleneksel veri tabanlarından veri ambarlarına doğru bir geçiş yaptık. Arkasından massive parallel processing dediğimiz hazır sistemler var. Appliance'lar var. İşte Teradata, Exadata, Exalogic gibi şeyler. Bunlar üzerinde çalıştık. Bunların performansları da yetmedi. Daha sonra veya işte bazı yetenekleri yetmedi. Daha sonra da NoSQL dünyasına ve Hadoop dünyasına, arkasından da Spark dünyasına geçtik. Şimdi biz de oraya adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Veri işlerken problemlerimizden bir tanesi çok farklı kaynaklardan geliyor olması ve çok büyük olması demiştik. Diğeri de çok hızlı olması. Çok hızlı olması ne kadar hızlı? Klasik bir veri tabanı saniyede 100 bin transaction'a kadar kaldırabilir. Çok problem olmaz, çok dert etmez ama 100 bin transaction'dan sonra artık latch dediğimiz diskten memory'e data aktarma sırasındaki anlık bekletmelerle karşılaşmaya başlarız ve bunlar ciddi problem oluşturmaya başlar. Dolayısıyla bizim lock'tan ve latch'ten kurtulmamız gerekiyor. Bu da RDBMS'lerde pek de olacak bir şey değil. Gerçi oraya da dediğim gibi bazı eklentiler getirdiler. Mesela Microsoft in-memory OLTP'yi getirdi. Orada lock ve latch yok. Orada direkt çalışabiliyorsunuz ama yine de bu dediğim gibi bunun ana vatanı Hadoop, Spark gibi daha farklı dünyanın olduğunu söyleyeyim yani. Dolayısıyla bizim saniyede milyon milyar transaction'ı kaldırmak zorunda olduğumuz durumlar olabilir. Mesela IoT cihazlarını düşünelim, sensörleri düşünelim. İşte binadan gelen, birçok binadan gelen sensörler ya da trafik ışıklarından gelen, trafik bölge, yani şehirdeki trafikle alakalı topladığımız bilgiler mesela. Daha da büyütebilirsiniz. Dünyadaki birçok lokasyondan gelen çeşitli bilgiler. Bunlar saniyede milyon milyar transaction olabilir.
ve bunları klasik RDBMS'lerle yani ilişkisel veri tabanlarıyla inceleyemeyiz. Klasik yöntemleri kullanamayız. Burada arkadaşlar temel olarak bir defa bu veriyi yakalamak ve bu veriyi akış esnasında incelemek, bu akış esnasındaki verilerin de bazılarını depolamak gibi bir yaklaşım var. Nasıl depoluyoruz? Mesela diyoruz ki işte 10 saniyelik aralıklara bölelim, 10 saniyede bir artışı görelim. Buradaki işte diyelim ki bir binayı inceliyoruz. Oradaki sıcaklık sensörü, nem sensörü ve duman sensörü var. Şimdi ben sürekli buradaki değerleri alıp depolarsam çok anlamlı olmaz, değil mi? Ama ben günlük ya da saatlik ortalamalarını depolarsam daha sonra geri dönük analizlerde yaparım. Fakat gerçek zaman olarak şuna bakmam lazım. Son 5 saniye içerisinde duman sensöründe ciddi bir değer var mı? Nemde ani bir düşüş var mı? İşte sıcaklıkta ani bir yükseliş var mı? Ben bu değerlere bakıp diyebilirim ki birkaç saniye sonra ya da birkaç dakika sonra yangın çıkacak. Bu tahminde bulunabilirim. Dolayısıyla bazı verileri akarken incelemem lazım. Bazılarını da akış esnasında çeşitli gruplara ayırıp belki onların ortalamalarını, belki onların o pencere arasındaki adetlerini bir yere depolayarak daha sonra analiz etmek üzere bir yaklaşım geliştirmem lazım. Burada mesela resimde görüyorsunuz işte Tumbling Window diye bir yaklaşım var. Stream Analytics'teki yaklaşım bu. Oradaki bir fonksiyonun adı bu. Tumbling Window'da ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben 20 saniyelik bir pencere açmak istiyorum. 20 saniye bittiğinde yeni bir 20 saniye açılsın. Bu 20 saniye içerisinde olan olayları inceleyeceğim diyorsunuz. Tamam mı? Her 20 saniye bittiğinde artık o sizin için yeni bir tabloymuş gibi oluyor. Bu şekilde bir yaklaşım sergilemek gerekiyor ve bu hızlı gelen akan verileri analiz etme konusunda ustalaşmış ürünler bu felsefede çalışıyor. Bu mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Şu işaretleyiciyi bir açayım. Şimdi birkaç yere işaretleyebilirim. Hı, tamam. Arkadaşlar tabii verilerden bahsettik. Verilerin farklı formatlarda büyük miktarda olduğundan bahsettik ve hızlı türediğinden bahsettik. Dolayısıyla aslında bir tanım yapmamız gerekiyor şu anda. Büyük verinin tanımını yapabilir noktaya geldik. Büyük veri dediğimiz şey arkadaşlar 3V ile bazen 4V ile bazen de 5V ile açıklanabiliyor. Biz burada 4V ile açıkladım. 3V'si şu. Volume yani hacim. Büyük veri dediğiniz şey büyük olmalı. Peki ne kadar büyük? Tek bir makineyle işleyemeyeceğiniz kadar büyük. İstediğiniz süre içerisinde tek bir makineyle bu verileri işleyemiyorsunuz. Şu anda kullandığımız ilişkisel veri tabanları tek bir makine üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tamam always on falan kuruyorsunuz. Birden fazla makine karşınızda varmış gibi oluyor ama hayır, bir tanesiyle yazıp okuyabiliyorsunuz. Diğerleriyle arkadaşlar sadece okuma yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yine onlar tek bir makine üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış ürünler. Çünkü güçlü tarafları o. Diğeri de arkadaşlar variyeti, çeşitlilik. Bu da çok farklı formatlarda. İşte JSON olabilir, bir resim olabilir, metin olabilir, video olabilir, bir tablo olabilir. Bunların tamamını depolamak ve bunlardan değer üretmek istiyorsunuz. Eğer böyle farklı formatlarda verilere muhatap oluyorsanız o zaman sizin veriniz büyük veri demektir. Diğer bir şey velocity, o da hız diyebiliriz. Eğer milyon milyar transaction'lara çıkan verileriniz varsa o zaman yine sizin veri büyük veridir diye etiketlenebilir. Çok az olabilir veri ama bunlardan bir tanesini sağlıyorsa yine büyük veri olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Diğeri de veracity. Veracity şu. Şimdi çok farklı kaynaklardan böyle farklı formatlarda ve farklı hızlarda gelen veriler var. Elbette bunlar arasında tutarsızlık olabilir. Çünkü big data'nın olduğu yerde big user da var. Yani çok fazla kullanıcı da var. Dolayısıyla bu kullanıcılar yanlış şekilde farklı şekillerde değer veri üretmiş olabilir. Dolayısıyla büyük verinin içerisinde hatalı veriler de çok fazladır. Bunu biliriz. Buradaki birçok algoritma zaten bu tarz problemlerin farkında olarak tasarlanmış algoritmalar. Dolayısıyla bu bir nedir? Bilgidir sadece. Ne kadar çok veriye ulaşırsak o kadar daha doğru veriye de ulaşırız aslında. Dolayısıyla bizim için problem değil. Şimdi veri büyüyünce, büyük veri dünyasına geçince tek bir makine üzerinde çalışan uygulamalar artık işimizi görmüyor. Yetmiyor bir yerden sonra. Bakın hala daha çok değerli. Vazgeçemeyiz ilişkisel veri tabanlarından. Ama karşımıza büyük veri gibi büyük veri problemleri gibi problemler var. Bunları nasıl çözeceğiz? Burada ölçeklendirme eklememiz lazım. İki tür ölçeklendirme var. Dikey ölçeklendirme ve yatay ölçeklendirme. Dikey ölçeklendirme dediğimiz şey şu. Makineye siz ekstra CPU memory takabiliyorsunuz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam galiba yurt dışında yeni üretildiği falan söyleniyor ama onları bilmiyorum ama son bildiğim kadarıyla 48 çekirdek falan oluyor maksimum. Ve yanlış hatırlamıyorsam da 8 terabayt falan gibi bir memoriye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu sınırlara yaklaşan firmalar var, müşterilerimiz var, biliyoruz. Çok az kaldı o sınırlara ulaşmalarına. Dolayısıyla burada bir eşyanın tabiatı gereği bir sınır var. Diğer tarafta da arkadaşlar, yatay ölçeklendirmede siz görece daha ucuz olan
onlarca, yüzlerce, hatta binlerce makineyi birbirine bağlıyorsunuz ve bunların diskleri belli bir mantıkta ortak bir şekilde kullanılıyor. İşlemcileri belli bir mantıkta ortak bir şekilde kullanılıyor. Buna dağıtık mimari deniyor. Farklı şekillerde tasarlanabilir dağıtık mimariler. Master'lı olabilir. Yani böyle bir master slave mantığında sizin bir konuştuğunuz, muhatap olduğunuz bir makine var. Ona emir gönderiyorsunuz. O diğer makinelere emir gönderiyor. Ya da işte master'sız olabilir. Siz bir talep gönderiyorsunuz. Rastgele herhangi bir makineye düşüyor olabilir. Burada daha çok availability, yani erişim önemli. Tutarlılık önemli değildir. Tek bir makinede çalıştığınız sistemlerde tutarlılık had safhadadır, tutarlılık. Ama böyle dağıtık mimarilerde tutarlılık çok da ön planda olmaz. Daha çok erişim ve makinelerin bazıları arızalansa da sistemde kesinti olmasın, her şey devam etsin şeklinde bir yaklaşım vardır. Bunlar da CAP teoremleri, yani teoremlerle falan açıklanıyor. Tabii konular çok geniş, çok farklı şeylerden bahsedilebilir. Günlerce sürebilir yani buradaki muhabbetler. Biz burada mümkün olduğunca anahtar noktaları ve işe yarayan noktaları gündeme getirelim istiyoruz. Peki, büyük veri dünyasına geçiş yapmak istiyoruz. Karşımıza neler çıkıyor? Birçok araç var tabii ama en çok karşılaştığımız şeyler, bize böyle toplu halde çözüm sunan şeyler şunlar. Hadoop ekosistemi, Spark ekosistemi, bulut tabanlı teknolojiler. Hadoop ekosistemi şu arkadaşlar. Apache'nin sitesinden Hadoop'u indiriyorsunuz. Open source, ücretsiz bir ürün. Bunu indiriyorsunuz. Bu Hadoop ekosistemine birçok bilgisayar, binlerce bilgisayar dahil edebilirsiniz. Daha çok disk bazlı çalışan bir sistem. HDFS denen bir katman sunuyor. HDFS, Hadoop Distributed File System demek. Bu HDFS katmanı o bilgisayarların disklerini belli bir mantıkta ortak bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bakın ne oldu? Storage anlamında, disk anlamında sınırsız bir dünyaya giriş yaptınız. Bir de YARN denen, eski adıyla MapReduce denen bir katman var. İşletim sistemi katmanı. Burada da arkadaşlar yine belli bir mantıkta makinelerin işlemci gücünü ortak bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu YARN'a, yani bu işletim sistemine ve bu HDFS disk sistemine göre, yani buna uygun bir şekilde yazılmış olan küçük küçük birçok program var. Bu programlarla biz büyük veri problemlerini çözüyoruz. Mesela Storm akış esnasındaki verileri analiz etmemizi sağlıyor. Solar bir tür arama motoru altyapısı kurmanızı sağlıyor. İşte Hive dediğimiz şey, hash katalog falan diye de geçer katmanlar var içinde tabii ki. Bunlar bir tür veri ambarıdır. Mesela Mahut var, bir tür bir makine öğrenimi ürünüdür. Böyle küçük küçük ürünler var. Biz bunlarla problemlerimizi çözüyoruz. Hadoop'tan hemen sonra Hadoop'un içerisinde çalıştırabileceğiniz bir ekosistem daha var. Bu Apache Spark ekosistemi. Spark birazcık daha yetenek anlamında, yani bileşenler, çözüm sunduğu ürünler anlamında daha az yeteneğe sahip fakat çok daha hızlı. Hadoop platformunda Spark SQL var. Bir tür veri ambarı olarak kullanabiliyorsunuz. Spark Streaming var. Akış esnasındaki verileri analiz edebiliyorsunuz. MLlib var. Makine öğrenimi yapabilirsiniz. GraphX var. NoSQL veri tabanıdır. Graph mantığındaki verileri depolamanızı ve işlemenizi sağlar. Spark ekosistemi in-memory çalışabildiği için 100 kat daha performanslıdır Hadoop'a göre. Spark'ı hem standalone kurabilirsiniz, yani tek bir makine kurabilirsiniz, hem cluster yapısı oluşturabilirsiniz, birden fazla makine üzerine çalışır, hem isterseniz Hadoop ekosistemi içerisinde de konumlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bunların arkadaşlar dağıtımları var. Mesela işte Hortonworks firması, Cloudera firması bunları alıyor. Hem ücretsiz bir şekilde hem de bazı arayüzler yazarak ücretli bir şekilde sunuyor ve bunlarla ilgili bir takım destekler sunuyor. Bu firmalardan da bu şekilde destek alabiliyorsunuz. Bunları isterseniz bulut versiyonları da var. Mesela HDInsight Azure üzerindeki bir Hadoop ekosistemidir. Yine aynı şekilde Spark da bu ekosistem içerisindedir. Dolayısıyla siz bunları da yine bulut üzerinde kullanabilirsiniz. Veya buradaki bazı ürünlere odaklanabilirsiniz. Mesela makine öğrenimi yapmak istiyorsanız koskoca Hadoop'u kurmak yerine, Spark'ı kurmak yerine oradaki Mahut ve MLlib yerine gidip Azure Machine Learning servisi kurabilirsiniz. Hemen çok basit bir şekilde ayağa kaldırabileceğiniz ve sadece işte Python kodlarıyla veya hiç kod yazmadan arayüzlerle makine öğrenimi yapabileceğiniz bir hizmet sunuyor. İşte stream analiz yapmak istiyorsunuz, gidip de işte Kafka'yı ya da işte Spark Streaming'i ya da işte Storm'u kurmak yerine Event Hub, IoT Hub ve Stream Analytics gibi servisleri ayağa kaldırabilirsiniz. Yani böyle servis bazlı veya sanal makineleri de kurarak bu şekilde bu ürünleri bulutta kullanma imkanımız var. Böyle farklı yaklaşımlar söz konusu. Tabii küçük küçük birçok ürün var. Onlar bu ekosistemde olmasa bile büyük veri işlemek ve onlarla ilgili çözüm sunmak için özelleşmiş ürünler oluyor. Şu an burada kapsamımızın dışında bunlar. Spark'a biraz daha yakından bakarsak, Spark ve tarihten çok fazla girmeyeceğim ama 2002'den başlayan bir macerası var. Ve en son 2014'te Databricks doğuyor. Databricks Spark'ın gelişimine katkı sağlayan firmalardan bir tanesi. Kendi ürünleri var. Bir Spark Engine'ıdır. Bunu hem kendi bulut ortamlarında sunuyorlar hem de çeşitli bulut vendörleri üzerinden sunuyorlar. Microsoft'un Azure üzerinde de bu
Databricks servisini ayağa kaldırabilirsiniz. Burada cluster'ları kaç tane makine istiyorsanız o makineleri ayağa kaldırıp üzerinde çalışabilirsiniz. Azure'la çok entegredir. Güvenlik anlamında da gayet güzel entegre çalışır. Disk anlamında falan da hani Azure'un disklerini onun emrine amade edebiliyorsunuz. Birçok açıdan işte notebook sunması, Power BI ile entegrasyonu vesaire, Azure'daki diğer servislerle entegrasyonu vesaire açısından Azure üzerinde gayet kullanışlı, güzel bir Spark Engine haline gelmiştir arkadaşlar. Şöyle bir istatistik var. Hadoop platformunda 100 terabaytlık bir veri işleniyor. 2100 makine kullanılıyor ve 72 dakika sürüyor. Bakın 2100 makine kullanılıyor ve 72 dakika sürüyor. Aynı veriyi, aynı işlem uygulandığında, Spark'la yapıldığında sadece 206 makine kullanılıyor. Onda biri gibi bir şey. Ve 23 dakika sürüyor. Üçte birine iniyor neredeyse süre. Çok hızlı bir üründür Apache Spark. İteratif işlerde, özellikle makine öğrenimi konusunda bir hayli, stream analiz konusunda bir hayli güçlü üründür. Bu tarz böyle ürünlerle çalışırken arkadaşlar, büyük veri dünyasına adım attığımızda bu tarz ürünlerle çalışırken notebooklar dediğimiz çeşitli IDE'lerle çalışabiliyoruz. Mesela bunlar arasında en meşhur olanlar Jupyter, JupyterLab'dır. Bir de Apache Zeppelin var. Bunlar işte bir tarayıcı üzerinde çalışma imkanı sunuyor. Hücreler var. Hücrelere kodları yazıyorsunuz. Onların çıktıları hemen hücrenin altında görünüyor. Veri analiz serüveninizi burada dokümante ediyorsunuz. Ve isterseniz bunları PDF, HTML, sunum şeklinde falan yayınlayabiliyorsunuz. Böyle bir çalışma alışkanlığı var bu tarafta. Geliştirme ortamı olarak böyle ideler kullanılabiliyor. Nasıl yazılımcılar daha çok Visual Studio kullanıyorsa ya da istek yaz tarafında nasıl Visual Studio kullanıyorsak burada da veri analizi konusunda notebooklar başı çekiyor arkadaşlar. Biz de birazdan notebook açıp onun üzerinde çalışacağız. Databricks'in kendi içerisinde özel bir notebook'u var. Orada çalışacağız. Bu alışkanlık ama genel bir alışkanlıktır. Her yerde kullanılan bir şeydir. Peki, Lambda mimarisi hakkında biraz konuşalım geldiğimiz noktada. Şimdi çok farklı veriler ve çok farklı ürünler var. Günlük hayatta şu anda karşılaştığımız problemleri çözmek için tek bir ürünle ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Polyglot denen bir yaklaşım var. Polyglot yaklaşım diyor ki ihtiyacın olduğu yerde ihtiyacın olduğu ürüne ihtiyacın olduğu kadar eğil. Eskiden şey vardı, ben Oracle'cıyım, ben MS SQL'cıyım falan da ama şu an öyle değil dünya. Şu an neye ihtiyacın varsa ona o kadar eğilmen gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla ürün, çok fazla problem var. İhtiyacımız kadar odaklanmamız lazım. Lambda mimarisi de bize özellikle büyük veriyi işlerken bir bakış açısı sunuyor. Bize diyor ki 3 tane katman var. Batch layer, speed layer, serving layer. Olaya böyle bak diyor. Batch layer dediğimiz katmanda biz çok da acelemiz olmayan büyük yığın halindeki verileri böyle işlediğimiz katmandır. Bu tarz problemler genelde yani bu katmanla uğraşırken batch veriyle alakalı problemlerle muhatap oluruz. Ve buraya özel bazı ürünler var. Neler mesela? İşte Azure Databricks gibi yani Spark Engine'i. Ya da Azure Synapse gibi hem SQL hem de Spark hizmeti sunan bir servis. Cosmos gibi bir NoSQL veri tabanı. Data Lake bir disktir. HD Insight bir Hadoop veya Spark dağıtımı. Yani yığın halindeki verileri işlemek için farklı ürünler var. Bunlara bu ürünleri kullanarak çözüm sunabilirsiniz buradaki problemlere. Burada genelde soğuk dediğimiz datalar var. Yani böyle çok akış esnasında değil, öyle duran, yığın halinde duran, çok da acelemiz olmadığı ya da işte haftalık, aylık olarak belki ya da günlük olarak ara ara işlediğimiz veriler bunlar. Diğeri de arkadaşlar speed layer. Bu speed layer katmanında da dediğim gibi saniyede milyon milyar transaction'dan bahsediyoruz. Belki veri küçük, yani gelen miktar küçük ama milyon milyar transaction türüyor. Burada da arkadaşlar bizim Stream Analytics gibi, Kafka Event Hub gibi, HD Insight gibi çeşitli ürünlere yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu ürünler bu tarz böyle hızlı gelen verileri yakalamak ve işlemek üzere yeni yaklaşımlar sunuyor. Şimdi SQL Server üzerinde de InMemory OLTP ve InMemory DB var. Bunların birleşiminden Operation Analytics denen bir kavram ortaya çıktı. Yani biz hızlı gelen verileri InMemory OLTP ile yakalayabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam saniyede 900 MB birkaç milyon transaction işleyebiliyordu. Ve column store indekslerle yani InMemory DB tarafıyla da bu verileri çok güzel bir şekilde analiz edebiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Klasik bir tabloya göre 100 katın üzerinde bir veri hızı bize sunuyor. İşlem hızı bize sunuyor. Yine çok fazla sıkıştırıyor. 27 kat civarı falan sıkıştırıyor. Tabii bu istatistikler güncel değil. Güncel olanlarda birkaç böyle uçuk sayı duydum. Ama onları şu an burada paylaşmayacağım emin olmadığım için. Ama bunlar ilk çıktığı zaman çok önemli olan farklardı, istatistiklerdi. Stream verileri işlerken speed layer'da karşılaşılan bir takım problemler var.
O problemleri bu ürünlerle çözebiliriz arkadaşlar. Ya bu katmanları, bu iki katmanı birbirine bulaştırmayacağız. Genelde şey olabiliyor. Mesela bu yığın halindeki veriler oluyor. Bunları raporlamak istiyorlar ve bir yandan da akan veriyi de aynı şekilde onlar içerisinde bir yerde görmek istiyor. Fakat onları ayırmak lazım. Yani onlar çok hızlı türeyen, anlık bir şekilde analiz edilen ve tümünü depolamak zorunda olmadığınız veriler belki. Ama batch olanlar öyle değil. Aynı yere koyarsanız hız anlamında bir senkronizasyonluk olur ve doğru bir ürün bulamazsınız. O problemi çözemeyebilirsiniz yani. Buna benzer çok talep geliyor. Biz böyle konuştuğumuzda bu katmanları ayırmadıkları için kaynaklandığını ifade ettiğimizde bir aydınlanma yaşanıyor. Diğer katman da arkadaşlar serving layer. Serving layer dediğimiz katmanda da artık burada son kullanıcıya ya da işte veri analiz edecek kimlerse onlara veriyi sunuyoruz. Bu analyze service gibi yani sorgu çektiğinde cevap verecek olan, bunu hızlandırarak cevap verecek olan bir ürün de olabilir. Power BI gibi bir görselleştirme ürünü de olabilir. Bu serving layer katmanında bu şekilde ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Lambda mimarisi bize büyük veriyle ilgili problemlerde farklı bakış açıları ve farklı ürünler ortaya koymak gerektiğini ifade ediyor, söylüyor. Biz ona göre bu Lambda mimarisine göre tasarımlarımızı yaparsak başımız ağrımıyor. Gelelim Spark tarafına, yani Databricks servisine. Databricks servisinde Spark'ta Spark SQL vardı. Bir sürü veri ambarı, Spark Streaming vardı. Akış esnasındaki verileri analiz etmemizi sağlayan Spark MLlib vardı. Makine öğrenimi yapıyoruz. Graphics vardı. Bir tür NoSQL veri tabanı demiştik. Burada arkadaşlar Spark Streaming bileşenine odaklanıyoruz. Spark Streaming bileşeni farklı kaynaklardan veri alabilir durumda. Mesela bazı core kaynaklar var. Ne? İşte bir soketi dinlemek. Yani bir portu dinleyebilir. Veya bir klasörü dinleyebilir. Dosyaları dinleyebilir. Ya da arkadaşlar mesajlaşma uygulamalarını dinleyebilir. Neler bunlar? Mesela Kafka, Flume gibi ya da işte Event Hub, IoT Hub gibi. Böyle onlar hızlı gelen verileri yakalamak için uzmanlaşmış olan bir tür veri tabanlarıdır. Üzerinde belli bir süre veriyi tutarlar ve garanti ederler. Yani gelen her veriyi belli bir süre üzerinde tutmayı garanti ederler ve ölçeklenebilirdir. Yani siz oradaki kapasiteyi arttırabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Bu tarz kaynaklardan da veri alabilir durumda. Sonra bu kaynaklardan aldığımız veriyi işliyoruz. İstediğimiz formata getiriyoruz. Yani sorgusunu yazıyoruz. Arkasından da herhangi bir yere depolayabiliriz. Yani bunu gidip bir diske de depolayabiliriz. Ya da işte çeşitli veri tabanlarına depolayabiliriz. Ya da dashboardlar oluşturabiliriz. Gerçek zamanlı veri işlemek için bu şekilde bir yöntemimiz var. Farklı kaynaklardan hızlı gelen verileri yakala. Akış esnasında analizlerini yap. Sonra herhangi bir hedefe bunları yönlendir. Burada arkadaşlar Spark üzerinde streaming yapacaksak eğer iki farklı yaklaşım var. Bir, Spark Streaming komponenti var. Spark Streaming bileşeninde gönderilen datalar, hani pencereleri ayırma mantığı demiştik ya, biz pencereleri ayırıyoruz. O pencere içerisindeki kadar küçük datalardır. Burada Spark tarafındaki en küçük dataya RDD deniyor. RDD diskler üzere dağılmış olan datalardır. Hani dağıtık mimari kullanılıyor demiştik ya, diskler üzere dağıtılmış olan bir tür tablodur diye düşünebilirsiniz. Bu belirtilen aralıklarda küçük küçük tablolar geliyor ve biz bu tabloları işliyoruz. Her gelen tabloya bizim yazdığımız sorgu uygulanıyor ve onların çıktılarını kullanıyoruz. Böylece küçük küçük junklar, küçük parçalar halinde çalışmamız gerekiyor. Küçük pencereler halinde çalışmamız gerekiyor. Bir arkadaşlar, bu tabii biraz zor. Arka planda sürekli düşünmek lazım bununla alakalı. Ve bunun da bazı bir takım kısıtları var. Dolayısıyla Spark 2.0'dan sonra yeni bir yaklaşım geldi. Structured Streaming diye. Burada da biz arka planı düşünmüyoruz. İkisi de micropatch dediğimiz bir mimari kullanıyor. İkisi de böyle küçük küçük parçalar haline gelen veriler işliyor ama Structured Streaming bize sınırı olmayan bir tablo sunuyor. Yani o tabloya sürekli kayıtlar geliyor ve ben tabloya bir sorgu çektiğimde eklenmiş son halini görüyorum. Yani yeni dataların eklendiği son halini görüyorum. Bu sınırsız tablo yaklaşımının birçok avantajı var. RDD denen en temeldeki yapı taşıyla çalışmıyorsunuz da data frame ve data set denen daha üst, daha fazla çalışma avantajı sunan yine tablovari yapılarla çalışabiliyorsunuz. Yani mesela bir SQL diliyle sorgulayabilirsiniz yani bu tabloyu. Fakat diğerinde bir takım dönüşümler yapmanız gerekiyordu. Biz burada Structured Streaming'i kullanacağız. Structured Streaming'de çalışırken bazı kaynaklardan veri alabileceğimizi söylemiştik. Mesela bunlardan bir tanesi Kafka, bir tanesi Event Hub demiştik. Bunlar
Kafka Imhotep gibi ürünler, IoTHub gibi ürünler mesajlaşma ürünleridir. Bunların görevi milyonlarca transaction'ı yakalamak ve üzerinde belli bir süre tutmak ve bunları da consumer'lar, yani talep eden kişiler, uygulamalar geldiğinde onlara bunları belli bir sırada vermek. Tamam, görev bu. Burada işte çeşitli ölçeklendirme falan yapabiliyorsunuz. İşte partition sayısını arttırarak daha fazla mesaja cevap vermesini sağlayabiliyorsunuz. Yani yakalamasını sağlayabiliyorsunuz. Burada consumer gruplar tanımlayarak, yani o mesajları okuyacak işte bazı mekanizmalar tanımlayarak, imleçler diyelim bunlara, imleçler tanımlayarak bu partitionların herhangi bir noktasını okuyabiliyorsunuz. İleri geri gidebiliyorsunuz. Bunlar özel bir veri tabanı gibi düşünebilirsiniz ve çok hızlı bir şekilde verileri yakalamakta ustalar, görevliler. Sonra bunun arkasında biz artık akış esnasında verileri analiz etmek için kullanacağımız bir ürün tercih edeceğiz. İşte bu Spark Streaming olabilir ya da Azure üzerindeki Stream Analytics ürünü olabilir. Orada sorgumuzu çekeceğiz, istediğimiz formata getireceğiz ve datayı herhangi bir hedefe yönlendireceğiz, depolayacağız ya da işte akış esnasında bir makine öğrenimi çalışması yapıp tahminleme yapacağız. Mesela burada bir fraud var, bir dolandırıcılık var ya da işte anormal durum tespitlerini yapacağız yani özetle. Peki, şöyle bir topoloji üzerinden gidelim. Nerede kullanabiliriz bu ürünleri diye. Bakın burada bir IoT cihazı var. Hemen şöyle scroll'uma bir bakayım, neredesin sen? Buradasın. Şurada arkadaşlar bakın, stream data üreten bir kaynak var. Bunlar dediğim gibi IoT cihazı olabilir, cep telefonu. Zaten cep telefonu da bir tür IoT cihazı gibidir de aynı zamanda. İnsanlar olabilir, makineler olabilir. Birçok kaynaktan birçok farklı şekilde ve hızla veri geliyor olabilir. Biz bunları IoT Hub, Event Hub gibi ürünlerle yakalıyoruz. Bunlar üzerinde belli bir süre tutuyordu verileri ve ölçeklendirilerek çok büyük miktardaki hızdaki verileri yakalayabiliyordu. Sonra arkadaşlar Azure Databricks ile veya Stream Analytics ile biz buradan gelen verilere bağlanıyoruz. Yani kaynak olarak Event Hub'ı gösteriyoruz. Arkasında üzerinde veri işliyoruz. Ne tip bir formata çevireceğimizi belirliyoruz. Yani sorgumuzu yazıyoruz. Hemen arkasından da artık bu datayı bir diske ya da bir veri tabanına depoluyoruz ya da oradan dashboardlar yapıyoruz. İsterseniz Power BI ile bunun arka planında oluşan veri tabanına bağlanıp raporlama da yapabiliyorsunuz. Biz de zaten örneğimizde bir IoT cihazı simülasyonumuz var, uygulamamız. Onun üzerinden verileri alacağız, Event Hub ile yakalayacağız, düzeltiyorum, IoT Hub ile yakalayacağız. Daha sonra Azure Databricks servisiyle Structured Streaming uygulayacağız ve buradaki dataları da hem memoride hem de içindeki bir veri tabanında izleyeceğiz. Akışını izleyeceğiz. Arkasından da Power BI ile bağlanıp o içerideki Spark SQL tarafındaki veri tabanına bağlanıp küçük bir görsel oluşturacağız. Tamam. Şimdi artık demomuza geçebiliriz. Burayla ilgili bir sorunuz var mı arkadaşlar? Aklınıza takılan bir yer var mı? Herhangi bir noktada giriş yapabilirsiniz. Peki, portal.azure.com'a geldim. Burada create a resource diyerek hemen bir Databricks, şöyle Azure Databricks servisini oluşturacağım. Create diyorum. Çeşitli subscription'larım var, üyeliklerim var. Visual Studio Encryption düzeltiyorum. Enterprise olanı seçtim. Bir tane resource group oluşturmam lazım. Bu resource gruplar arkadaşlar bu tarz böyle Databricks Event Hub gibi çeşitli servisleri içerisinde tutan bir mekanizma. Resource grubu silersem içindeki her şeyi silmiş olurum. Bir tür proje başlatıyormuş gibi düşünebilirsiniz yani. Workspace'imize bir isim verelim. Ne diyelim? K Databricks Workspace. Ve bölge olarak da North Europe diyorum. Burada buraya en yakın, en hızlı internet ağı Kuzey Avrupa'da. Arkasından da burada 3 tane katman var fiyatlandırma ile ilgili. Standard, Premium ve Trial diye. 14 günlük deneme veriyor ve burada bir kesinti olmuyor. Ücret anlamında bir şey kesmiyor. Standartta Apache Spark'ın tamamını kullanmış oluyorsunuz ve Azure Active Directory ile entegrasyonu var. Premium'de ise ekstra bazı şeyler geliyor. Mesela role-based security'nin dışında Azure disklerine credential göndermeden kullanma gibi çeşitli böyle ekstra özellikler geliyor. Biz burada standartı kullanabiliriz. Şu an ona ihtiyacımız yok zaten. Review and Create diyorum. Create diyerek workspace'imizi tetikliyorum. Şimdi bu oluşa dursun arkadaşlar. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Azure IoT Hub'a ihtiyacımız var. Yeni bir servis oluşturacağım. IoT Hub. Az önce Event Hub'dan bahsetmiştim. IoT Hub aslında Event Hub'dan türemiş olan bir ürün. Fakat IoT cihazlarıyla çalışmak için özelleştirilmiş. Mesela IoT cihazı kaydedebiliyorsunuz.
IoT cihazına bidirectional deniyor buna. Çift taraflı mesajlaşma var. Siz IoT cihazına da mesaj gönderebiliyorsunuz. IoT cihazından gelen mesajları da yakalayabiliyorsunuz. Böyle bazı ekstra özellikleri var. O yüzden IoT ile alakalı olduğu için direkt bu IoT hub'ı kullanacağım. Hemen geliyoruz. Resource grubumuz, az önce resource grubu oluşturmak istemiştik. Bakalım. Buraya gelmediğine göre henüz oluşmamış daha. Aynı resource grupta tutmak istiyorum bunları. Şöyle bakalım. Tamam, burada oluşmuş görünüyor. Şöyle yapalım, içine girelim. Şuradan add diyerek IoT hub diye servisimizi aratalım. Tamam, KRG burada. Yine bölge olarak North Europe'u seçiyorum. IoT hub'ımıza da bir isim verelim. K-IoT hub desek. Bunu kullanmışlar. Vermek işin en zor tarafı. Upstream hub diyorum buna. Güzel. Network ile ilgili bir takım ayarlamalar yapabiliriz. Şu an konumuzun dışında. Şu management kısmında arkadaşlar bakın. Pricing tier'ını yani fiyatlandırma katmanını değiştirebiliyorsunuz. Bu katmanlarla ilgili açıklamaları Microsoft'un sitesinde bulabilirsiniz. Biz burada ne yapsak? Free tier var bakın bir tane. Free tier'ı kullanalım. Ücretsiz olsun mesajlaşmamız. Şu an bu bize günlük 8000 mesaj göndermeyi ücretsiz bir şekilde yapıyor. Şöyle bir düşüneyim. Geçer miyiz biz bunu? Neyse cimrilik yapmayalım. P1 Basic diyelim, tamam mı? Ve Review and Create diyerek servisimi oluşturuyorum. Şurada arkadaşlar resource grubumuza bir bakalım. KRG'nin içerisine giriyorum. Bakın şunları ben açmadım. Bunları servisin ihtiyacı olduğu için Azure kendisi açtı. KRG'nin içerisindeki workspace'imiz, Databricks workspace'imiz oluşmuş durumda. Hemen bunu açıyorum. Burada pek yapılacak bir şey yok. Launch workspace diyerek Databricks'in kendi arayüzüne geçiş yapıyorum. Başka şuradaki servisimiz de oluşmuş mu diye bir bakalım. Hop. Şurada şu WhatsApp'ı da kapat. Mesajlaşmalar bizi rahatsız etmesin. KRG'ye geldik. Şuraya bir refresh edeyim. Bakın Stream Hub da gelmiş durumda. Birazdan Stream Hub'da birkaç bilgi alacağız. Bize lazım olacak. Önce şurayı bir ayağa kaldıralım. Biraz tanıyalım burayı. Şimdi burası Azure Databricks. Spark Engine'ın bütün nimetlerinden faydalanabileceğimiz bir arayüz burası. Tamam mı? Sol tarafta neler var dersek eğer. Bakın burada bir eğitilmiş makine öğrenim modellerini depolayacağımız bir yer var. Burada yapılan her işlem bir job diye geçiyor. Bu jobları takip edebileceğimiz ve joblar tetikleyebileceğimiz bir yer var. Cluster dedik ki yani Spark'ta, Hadoop'ta dağıtık mimari kullanılıyor. Bu birden fazla makinenin olduğu gruba cluster deniyor. Burada bir cluster oluşturacağız birazdan. Hatta hemen oluşturalım cluster'ımızı. Kaç makine ihtiyacımız var belirleyeceğiz. Create cluster diyoruz. Cluster'ımıza bir isim verelim. K cluster dedim. Cluster'ın modunu belirtelim. Burada 3 tane mod var. Single node dediğim tek bir makine olacak. Dediğim gibi hani standalone'da kurulabilir, tek bir makine üzerinde kurulabilir demiştim ya. Single node'da tek bir makine. High concurrency isterseniz eğer aynı anda birden fazla kişiyle çalışabiliyorsunuz. Standard modda tek bir kullanıcı tarafından şu şekilde Python, SQL ve SQL R ve Scala kullanabileceği bir iş ortamı oluşturuyor, bir çalışma ortamı oluşturuyor. Biz burada arkadaşlar standalone single olanı kullanıyoruz. Yani standalone kurulumu tercih edelim. Eğer standardı tercih edersek ya da high concurrency tercih edersek bakın burada bir driver type yani driver nodumuz var. Driver makine yani ana makine, master makine var. Bir de biz master makineyle muhatabız. Master makineye bir şey yaptığınca o gidip slave makinelere yani köle makinelere iş yaptırıyor. Burada worker diye geçiyor adı. İşçi makinelere iş yaptırıyor. Burada worker makineleri belirtiyorsunuz. Minimum kaç node olacak, maksimum kaç node olacak yani kaç makine olacak bunları belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz burada single'ı seçtik. Dolayısıyla tek bir nodumuz var. Aşağı doğru geldiğiniz zaman da hemen burada diyor ki işte 120 dakika boyunca eğer dokunmazsam makineyi kapat, inaktif et. Burada da ne tür bir makine seçmek istiyorum. İşte bakın mesela burada özellikleri yazıyor. 14 GB memory, 4 çekirdekli bir makineymiş bu. Aşağılara doğru inerseniz GPU desteği olan bazı makineler de var. O GPU desteği olan makineleri de tercih edebilirsiniz. Ben burada bırakacağım. Yani varsayılan olarak bırakacağım. Bu şekilde tanımlamalarımızı yaptık.
Ha bir de şurada pool var. Pool da şu. Bu işlem gücünüzü, yani bu makinelerinizi bir havuzda topluyorsunuz ve atıl durumda olan makineleriniz bu havuzda bulunursa daha nasıl desem daha rahat kullanabiliyorsunuz. Yani o atıl durumda olan makinelerinizi belli bir havuza koyup o havuzdaki işlemci gücünü ortak kullandırtabiliyorsunuz yani. Create cluster diyerek cluster'ımızı tetikleyelim arkadaşlar. Şimdi oluşa dursun. Şurada tanımaya devam edelim. Data diye bir bölüm var. Data bölümü cluster kurulunca gelecek. Burada arkadaşlar Spark SQL dediğimiz katmana ait bir tane veri tabanı var. Varsayılan veri tabanına da default. Bu default veri tabanında siz tablolar oluşturabilirsiniz. Bildiğimiz mantıkta tablolar oluşturup çalışabiliyorsunuz ama orada çok farklı formatlarda tablolar tutabiliyorsunuz. Mesela bir kolonunda birden fazla değerin bulunabileceği, birden fazla alanın bulunabileceği bir tablo tanımlayabilirsiniz mesela. Yani o anlamda zengin. Workspace dediğim kısım artık benim notebooklarımın yani kodlarımın falan bulunacağı bölge. Home dediğim zaten şu ana sayfaydı. Ve şurası da bazı kısa yolların bulunduğu bölge. Şimdi arkadaşlar şurada Spark diyorum IoT Hub tarafına bir geçelim. IoT Hub tarafında bir takım bilgiler var ihtiyacımız olan. Onları alacağız. Şimdi IoT Hub'a bağlanabilmek için Shared Access Policy kısmına geliyorum. Burada bir takım policy'ler var. Bu IoT Hub Owner Policy'sini kullanacağım ben. Ne yapabilirim? Herhangi bir cihaz kaydedebilirim. Bu cihaza bağlanabilirim. Mesaj yazabilirim veya okuyabilirim. Tamam. Bunların tamamını yapabilecek bir şey sunuyor bana. Yetki sunuyor. Burada arkadaşlar şu bağlantı cümlesi işime yarayacak. Ben bunu kullanarak IoT cihazım tarafından bu bağlantı bilgisini göndereceğim ve buraya cihazımı kaydedeceğim. Daha sonra bu cihazla IoT Hub'a mesajlar gönderebileceğim. Tamam. O yüzden şöyle yapıyorum. Şöyle bunu bir yere kaydedeceğim de Notepad için kısa yol oluşturmuştum. Gelmedi ama. Şuraya kaydedeyim. Bu lazım. Bir de arkadaşlar bakın cihazlar bölümü şu IoT Devices kısmına gelecek. Birazdan cihazımızı kaydedeceğiz. Buraya gelecek. Hatta hemen kaydedelim. Şöyle bir simülasyon yaptım. Arka taraftaki kodlara da bakarız birazdan. Çok basit bir şekilde cihazı kaydetmek ve mesaj atmak mümkün. Hazır .NET kütüphaneleri var zaten. Onları kullanabiliyorsunuz. Bir rüzgar tribünümüz var. Birkaç farklı bölgede birkaç tane tribün olacak. Biz mesaj göndereceğiz. Tamam mı? Amacımız bu. Mesela burası İstanbul'da olsun. Cihazımızın adı da IST1 cihazı olsun. IoT bağlantı cümlesini istiyor bizden. Bağlantı cümlesini yazdım. Bakalım. Bakın cihaz eklendi diyor. Hakikaten şöyle bir bakalım cihaz eklenmiş mi? IoT cihazı kısmına geliyorum. Refresh'e basıyorum. Bakın İstanbul 1 oluştu gördüğünüz gibi. Bir tane daha oluşturayım. Bu ne olsun? Mesela Bursa olsun. Cihazın adı Bursa 1 olsun. Bağlantı cümlemizi yapıştırdık. Bu da eklendi diyor. Bakalım. Evet. Bursa 1 de eklendi. Güzel. Birazdan burada mesaj göndereceğiz. Tamam mı? Şimdi şey tarafına geçebiliriz artık. Bu Databricks tarafına. Workspace bölümüne geliyorum arkadaşlar. Kodları yazmak istiyorsanız eğer buradan Create Notebook diyerek bir notebook oluşturmanız lazım. Tamam. Ben burada streaming diyorum. Azure Streaming diyelim. Default olarak hangi dili seçiyorsunuz? Python, Scala, SQL, R. Ben Python'ı seçeceğim şu anda. Bu arada şunu itiraf edeyim. Spark Streaming'de Python'la çalışmanın dezavantajları çok. Scala ile çalışmanızı tercih ederim. Scala çok daha performanslı çalışıyor ve kütüphane anlamında da çok zengin. Python hala bazı şeylere destek vermiyor ve bir şeyler yapmak gerçekten zor olabiliyor. O yüzden burada ben Python'la göstereceğim birçok kişi daha rahat anlayacağı için ama siz Scala ile eğer streaming yapacaksanız Scala ile ilerlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bu notebook'un çalışacağı cluster'da az önceki oluşturduğum cluster olsun. Şu an hala devam ediyor oluşmaya. Create diyelim. Evet gördüğünüz gibi notebook böyle bir şey. Şuraya kodumuzu yazıyoruz. Mesela şurada print diyeceğim. Merhaba diyorum. Shift Enter'la çalıştırdığım zaman bunun çıktısını altta görüntüleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Bu notebook bayağı güçlü bir notebook. Mesela bunun üstüne gelip siz SQL yazarsanız alt tarafta SQL dilinde bir şeyler yazabilirsiniz.
Mesela şöyle bir şey yaptığımı düşünün. Şu şekilde bakın. SQL diliyle bir şeyler yazmamı sağladı. İsterseniz böyle R diyebilirsiniz. R kodlarını yazabilirsiniz. Mesela bir değişik atlaması yapalım. A diyelim. Gördüğünüz gibi R kodları çalışıyor. Ya da mesela Markdown çalıştırabilirsiniz. Markdown kolay HTML üretmenizi sağlayan bir dil. MD yazdığınız zaman Markdown komutları yazabiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Bu bir başlıktır diyorum. Bu madde, bu da madde. Bu önemli bir madde diyelim. Şöyle yapacağım. Mesela buna bold yapsam, şöyle yapsam. Bold. Hatta şuna da şöyle tek tırnak içerisine alırsam, Shift Enter çalıştırdığım zaman bakın farklı şekillerde böyle başlıktır, maddedir, bold yazmadır. Kolay bir şekilde yaptık. Yani HTML ile üretebileceğiniz şeyleri Markdown'la üretebiliyorsunuz. Daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Markdown'ın çok daha gelişmiş özellikleri var. Matematiksel formülleri falan üretme konusunda size bir hayli avantaj sağlıyor arkadaşlar. Şimdi notebooklarımız bunlar. Tabii kodları sıfırdan teker teker yazmayalım. Sizinle de paylaşacağım. Vaktimiz de hani dar, zaten sonuna geldik. Şurada import bölümünden notebook ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de daha önce hazırladığım notebook'u ekleyeceğim. Şuradan bulayım hemen. Hatta sürekli bırakmadan halledebilirim. Şuraya attım. Import diyerek buraya alıyorum arkadaşlar. Stream Processing. Şurada ben kendim için bazı notlar tutmuştum. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Öncelikle bu notebook nerede çalışacak? Cluster'ı seçelim şu yukarıdan. Cluster'ımız zaten oluşmuş. Güzel. Seçtik cluster'ı. Burada arkadaşlar neler yapılacağına dair birkaç madde yazdım ben. Şu aşağı doğru ineyim. Bakın şurada bir takım kütüphaneler var. Onları ekleyeceğiz. Fonksiyonlar ve SQL tiplerini kullanacağız içeride. Onları ekliyoruz. Bunun için değil ama şu kısım için Azure Event Hub'a bağlanabilmemiz için bazı kütüphanelere ihtiyacımız var. Bu Maven kütüphanelerini Spark ortamına yüklememiz lazım. Onu nasıl yüklüyoruz? Notlar kısmına yazmıştım. Bakın şurada kütüphanenin adı bulunuyor. Bunu alıyorum böylece. Kopyaladım. Sonra geliyorum. İster cluster bölümünden gidin, isterseniz şuradaki bölümden gidin. Library aynı yere atıyor. İsterseniz cluster bölümünden gidin. Cluster bölümüne gittim. Cluster'ımı seçtim. Burada Libraries bölümüne geliyorum. Install new diyorum. Maven bölümüne gelip şu kütüphaneyi arattırıyorum. Install diyerek yükleyeceğim. Şu an çözümlüyor. Bir bakacağız. Bu çözülmeye dursun. Hatta burada bir şey daha yapacağız. Şurada arkadaşlar biz gelelim tekrardan IoT Hub tarafına. Şimdi cihazların bağlanabilmesi için Shared Access Policy tarafındaki Connection String'i kullanmıştık. Ama Spark'ın bağlanabilmesi için bunun, bu IoT Hub'ın Event Hub gibi görünen bir yüzü var. Bir endpoint'i var. Bu endpoint'in bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. O da built-in endpoint kısmında bulunuyor. Onu da buradan geliyorum arkadaşlar. Şurada hazır olan bir bağlantı cümlesi. Kopyalıyorum. Hemen onu da notlarım arasında alayım. Bu da Spark içerisinde kullanacağım bir bağlantı cümlesi olacak. Güzel. Bu ikisiyle ben işimi göreceğim. Şunun tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Ha, bu arada şeye bakabiliriz. Kodlara bakabiliriz. Şuradaki IoT cihazının simülasyonuna bakabiliriz. IoT Hub servisine cihaz kaydetmek için arkadaşlar öncelikle şu kütüphaneyi kurmamız gerekiyor. Bunu da Package Manager konsolda yapabiliyorsunuz. Tools'taki şurada hop takıldı bir. Şuradaki Package Manager konsolu açıyorsunuz ve şu Install Package Microsoft Azure Device yazan şeyi buraya yapıştırıyorsunuz ve bastığınızda bunu indiriyor. Sonra şuradaki iki tane, hatta sadece şu bile yeterli.
Bu şeyi aldığınız zaman, namespace buraya koyduğunuz zaman arkadaşlar, artık bunun içerisindeki nesneleri kullanabilir hale geliyorsunuz. Burada ne yapıyoruz? Bakın, bir Register Manager oluşturuyoruz. Register Manager'ı Create From Connection String diyerek bağlıyoruz. Event tab'ımıza ya da IO tab'ımıza diyeyim. IO tab'ımıza bağlıyoruz. Arkasında arkadaşlar buradaki addDeviceAsynchron metoduyla da bu cihazımızı kaydediyoruz. Cihaz kaydı böyle. Peki kaydettik cihazımızı. Kaydettiğimiz cihazda arkadaşlar yine benzer mantıkta burada, fakat ne yapıyoruz? Azure Device Client yüklüyoruz bu sefer. İçeride ben JSON dokümanlarını falan serileştiriyorum. O yüzden birkaç ekstra kütüphaneye ihtiyacım oldu. Yani şu iki kütüphaneyi kullandım. Hem JSON göndereceğim hem de mesaj göndereceğim. Onun için bu iki kütüphane gerekti. Bunları da tanımladıktan sonra, yani yukarı namespace'ler kısmına koyduktan sonra geliyorum. Öncelikle bir device client oluşturuyorum. Connection string'imi verdim. Bu connection string zaten bu policy'ler kısmındakiydi. Aşağı doğru geldik. Bakın burada random sayılar türetiyorum. Rüzgar türbinini simüle ediyoruz burada. JSON'ımızı, yani buradaki metni, buradaki tipi JSON'a serialize ediyorum. Yani JSON tipine döndürüyorum. Arkasından da arkadaşlar bunu send event asynchron diyerek gönderiyorum. Tamam. Yaptığım hareket bu. Birazdan mesajları göndereceğiz. Tamam, bu da kurulmuş. Şimdi şöyle bir şey var. Restart etmesek çalışabilir ama çalışmama ihtimali var. O yüzden kütüphane yükledikten sonra restart etseniz garanti oluyor. Biz yine restartımızı bir yapalım arkadaşlar. Bir cluster yeniden bir başlasın. Bu arada ben şunu merak ediyorum. Şu anda Spark kullanan ya da IoT Hub, Event Hub kullanan arkadaşlarımız var mı? Bu hobi amaçlı olabilir. Şirkette bir proje içinde olabilir. El de kaldırabilirsiniz. Süper. Peki, yani ne tarz bir amaçla kullandığınızı bize ifade etmek ister misiniz? Böyle yavaş yavaş çekiyorum. Önce el kaldırabilirsiniz değil mi? Şimdi konuya çekiyorum sizi. Spark'ı kullananlarımız var mı arkadaşlar? Sadece Spark. Son zamanlarda Spark kullanımıyla alakalı böyle çok eğitim anlamında talep alıyoruz. Firmalar yavaş yavaş artık bu tarafta bir şeyler yapmak istiyor. Yapan firmalar da var tabii. Daha önce yapıp fail edenler de var. Bununla ilgili ekip oluşturmaya çalışan arkadaşlar da var. Güzel böyle bu alanda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten bazen başa bela olabiliyor yani buradaki kütüphaneler ya da işte buradaki bazı teknikler. O yüzden iyi düşünmek gerekiyor. Doğru adımlarla ilerlemek gerekiyor. Yani ihtiyacın ötesinde bir sistemle boğuşmak zorunda kalmamak gerekiyor. Yani ihtiyacı iyi belirlemek lazım. Peki, bu restart oldu. Hemen gelelim arkadaşlar. Stream Processing Notebook'umuza. Geliyoruz aşağıya. Bakın, burası bizden. Benim yazdığım kodlarda öncelikle ne yapmam gerekiyor? Event Hub'ı bir tanıtmam lazım bu Spark'a. Dolayısıyla burada bir bağlantı cümlesi yazmam gerekiyor. Bu bağlantı cümlesi de arkadaşlar IoT Hub'ın Event Hub yüzü olan bu endpoint bağlantı cümlesi. O bağlantı cümlesini buraya yapıştırdım. Güzel. Siz denerseniz eğer, etraftaki kaynakları incelediğiniz zaman şurayı görmeyebilirsiniz belki. Bulamayabilirsiniz. Çünkü çok farklı kütüphaneler ve çok farklı versiyonları var. Son versiyonda artık şu ifadeyi yazmak gerekiyor. Bu bağlantı cümlesinin encrypt olması gerekiyor. Bunu mutlaka eklersiniz. Unutmayın arkadaşlar. Burayı bir çalıştıralım. Shift Enter'la çalıştırdım. Bağlantı cümlesini tanımlıyorum şu anda. Hemen arkasından bakın, Spark Streaming'i aktif etmek istiyorsanız eğer, kullanacağınız komut çok basit. Şu an Structured Streaming yapıyoruz. Kullanacağımız komut çok basit. Read Stream diye okuyorsunuz kaynağı okurken. Normalde okurken biz read diye okuyoruz. Read diyoruz. Mesela JSON okuyoruz. CSV okuyoruz falan. Ama bu sefer burada okurken read stream diyoruz. Böylece artık onu o kaynağın bir stream kaynak olduğunu, oradan birçok verinin arka arkaya geleceğini tarif etmiş oluyoruz. Diyorum ki event hub okuyacağım ben. Bağlantı cümlem bu ve stream olarak oku. Eğer stream yazmazsanız, read yazarsanız event hub'da o an ne varsa mesaj olarak sadece onu okur. Tamam mı? Biz gelelim şuraya arkadaşlar. İşte şunu çalıştıralım önce. Çalıştırıyorum. Şu an sadece tanımını yaptım, tamam mı? Henüz daha stream'i başlatmadım. Tanımını yaptım. Zaten Spark dünyasında bu işler böyledir. Yani bazı bir şimdi komutlar ikiye ayrılıyor aslında. Transformation olanlar,
ve action olan komutlar. Transformation komutlarını uyguladığınızda onlar çalışmazlar. Ta ki action komutlarını kullanana kadar. İşte action komutları da bir şeyi count etmek, çağırmak vesaire falan komutları. Burada biz arkadaşlar şu an tanımımızı yaptık. Birazdan çağıracağız. Diyoruz ki ekranda bunları bir göster diyoruz. Tamam. Şimdi display komutuyla ekranda göster deyip yukarıda tanımladığım data frame'i çalıştırıyorum. Stream initializing diyor. Şu an bir job başladı. Ve bu job arka tarafta event hub'a gelen olan mesajları okumaya başladı arkadaşlar. Şu an mesaj göndermedik. Gönderelim. Bu simülasyonumuzda şöyle 600 milisaniyede bir mesaj gelsin. Bakın diğer tarafta henüz daha cevap gelmediği için no result yazıyor. Şurada da ne yapalım? Bir mesaj gelsin. Evet. Şöyle JSON formatında mesajları gönderiyorum. Bakın burası da arkadaşlar yenileniyor. Şöyle aşağıdan indirirsem. Bakın şu 22 tane mesaj gelmişti deminden beri. 25. Giderek artıyor. Şu an ben sadece ekranda gösterdim bunu, tamam mı? Normalde böyle test amaçlı falan kullanırsınız bunu. Yoksa hani ekranda akan veriyi görmenin çok da bir anlamı yok. Aşağı doğru gelelim. Burada ne tarz veriler geliyor? Bakın gelen veriye şurada inceleyebiliriz. Bir body kısmı gelmiş mesajın. Body kısmı gördüğünüz gibi binary. Çünkü ben arka taraftan binary gönderdim bunu. JSON var içerisinde ama binary olarak gönderdim. Serileştirdim. Ve burada mesajla alakalı ekstra bazı bilgiler var. Sağ tarafa doğru geldiğim zaman kuyruktan alındığı zaman işte sistemle alakalı bazı bilgiler. Mesela ne diyor? İşte diyor ki şu IoT Hub cihazının adı. IoT cihazının adı. Mesela IST1. Bu tarz böyle bilgiler buralarda mevcut. Ben bu bilgileri alıp depolayabilirim. Yani hem mesajın kendisi gelmiş hem de mesajla ilgili bazı metadata gelmiş. Aşağı doğru inelim. Bu body kısmını çözebilmem için öncelikle arkadaşlar benim body kısmındaki JSON'ı deserialize etmem lazım. Yani okunabilir hale getirmem lazım. Bunun için de önce içerideki JSON'ın şemasını belirtiyorum ve onların veri tiplerini belirtiyorum. Değil mi? İçeride rüzgar hızı diye bir şey var, double'dır. Tarih var, timestamp'tir. Tribün adı var, string type'tir. Bunları df'in içerisindeki body kolonunu şöyle hatta body kolonunu değiştireceğiz. Nereye değiştireceğiz? Body kolonunu önce bir string'e çevirelim. Yukarıdaki binary string'e çevirecek. Arkasından from json diyerek yukarıdaki şemaya göre, şurada tanımlamış olduğum şemaya göre json formatından normal okunabilir. Yani okunabilir json formatına çevirecek. Bu bir json'dır diyorum yani özetle. Bir çalıştıralım ve print şema diyerek şemasına bir bakalım. Burada neye kızdı? Yani şu yukarıdaki şeyi çalıştırmadın. Diyor ki içeride struct type'i kullandın ama onları kullanabileceğine dair kütüphane eklemedin diyor. En üstteki kütüphaneleri bir okuttuk. Onu atlamışız. Aşağı doğru geliyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet güzel. Bakın burada body'yi artık çözümledi. Body binary'di. Diyor ki tribün adı, tarih, rüzgar hızı, tribün adı, tarih. Üçü geldi. Veri tipleri de bunlar. Güzel çözümleyebildim. Şimdi arkadaşlar artık display dediğim zaman şu arka tarafta mesajlar hala daha devam ediyor. Akıyor mesajlar. Display dediğim zaman artık benim istediğim temiz formatta gelecek. Evet gördüğünüz gibi şu an bakın rüzgar hızı, tarih, tribün adı bu şekilde ekrana geliyor. Tamam. Cancel dedim. Devam edelim. Ne yaptık? Şu an sadece stream'i tanımladık ve ekrana bastık. Ekrandan bu akışı okuyabildiğimizi gördük. Çağırdığınız zaman stream tetikleniyor. Yani stream jobları tetikleniyor. Şimdi bir de arkadaşlar bu veriyi biraz düzenleyelim istiyorum. Ne yaptım? Bu data frame'deki tribün adının adını tribün adı diye değiştirdim. Bu da bu şeyde alias diyerek değiştirebiliyorsunuz. Bu mesajlar içerisinde system properties diye bir kolon vardı. Onun üçüncü kolonu cihaz ID'sini veriyordu hatırlarsanız. O üçüncü kolonu aldım ve cihaz ID diyorum buna. Rüzgar hızını, tarihi aldım ve onların isimlerini bu şekilde alias'larla değiştirebiliyorum. Böyle data frame tanımlayalım. Tanımladık. İsterseniz bu data frame'i çağırabilirsiniz. Temiz bir şekilde okunacak ama biz şu an onu çağırmakla uğraşmayalım. Bir aşağı geliyorum hemen. Burada yukarıda tanımladığım data frame'i grupluyorum, tamam mı? Group by dedim. Neye göre? Tribün adına göre, cihaza göre grupla ve bu tarih kolonunu 30 saniyelik pencerelere ayır. 30 saniyelik pencerelere ayıracak. Hani bahsetmiştim ya pencereler mantığı var demiştim ya. 30 saniyelik pencereleri ayır ve count'unu al. Sonra artık bunu display ederek ekranda gösterelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum burayı. Arkada şu an zaten mesajlar türetiliyor buradaki simülasyonlarımda. Akışlar var.
Bakalım ne yapacak? Tribün adına, cihaza göre ve 30 saniyelik aralıklarla bize adetleri vermesi lazım. Şu an tabii 30 saniye başladı. Onun dolması bekleniyor. Dolduğunda counter'ı alıp bize verecek. Hani demiştik ya, bu akış esnasında tüm veriyi almak yerine belli aralıklara böleriz. O aralıklar üzerinde bazı hesaplamalar yaparız. O çıktıları depolarız. Ama akış esnasında da gerçek zamanlı bir takım belki tahminlemeler yapabiliriz demiştik ya. Burada gördüğünüz gibi grupluyorsunuz ve bu gruplanmış verileri isterseniz bir yere depolayabiliyorsunuz. Bakın burada Bursa, Bursa 1 cihazından bu 30 saniye içerisinde saat aralığında burada gördüğünüz gibi 00'dan 30'a kadarki süreyi baz almış. 25 tane mesaj gelmiş. Burada 14 tane mesaj gelmiş. Bu şekilde gruplayabildik. Güzel. Bundan da çıktım. Devam ediyorum. İstersem arkadaşlar böyle ekranda göstermek yerine ben bunları bir tabloya basabilirim. Fiziksel bir tablo da olabilir. Diske de basabilirim. Ya da başka bir IoT hub'a, event hub'a, Kafka'ya, başka bir mesajlaşma sistemine de yönlendirebilirim. Şu an memory'e yazmak istiyorum. Memory'de sanal bir tablo oluştursun. Oraya basacağım. Yine bu da test amaçlı olarak kullanılan bir yöntem arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Write stream komutunu kullanıyorum. Bakın az önce sadece display diyordum. Şimdi write stream komutunu kullanıyorum ve formatı memory olacak. Memory'e bastığınız zaman sizden diyor ki ya bunu memory'e tutacaksın ama buna bir isim ver, ulaşabil. O yüzden output name kısmına da bir isim veriyorum. Event group table dedim buna. Output modları var. İşte append, update ve complete diye. Bu mesajın tamamının gelmesi, sadece güncellenenin gelmesi veya yeni satırların, yeni mesajların gelmesi ile ilişkili bir ayar. Burada yönlendireceğiniz çıktıya göre, yapacağınız işe göre bir seçim yapmanız lazım. Bu biraz daha detay olduğu için buraya girmiyorum şimdilik. Burada arkadaşlar bir tane memory'de tutulacak bir tablo oluşturacağım. Stream query, şunun tamamını artık bir stream query'dir burası. Stream query diye bir değişken üzerine atadım. Bu değişkenle siz bu stream'in durumunu sorgulayabilirsiniz. Yani şu an çalışıyor mu, aktif mi, ne durumda falan sorgulayabilirsiniz. Tamam. Şimdi memory'e attık. Bakın ekranda göstermiyor display demediğimiz için. Arka tarafta bilgileri topluyor. Biz gelelim 30 saniyelik aralıklara bölüyor diyor. Biraz da zaman kazanmaya çalışıyorum. Biz gelelim şimdi bunu SQL diliyle sorgulayalım. Çok pardon. Bakın mesela ne demiştik? SQL yazıp alta SQL dilini yazabiliriz demiştik ya. SQL dilini kullanabiliriz demiştik ya. Event group table, yukarıda verdiğim isim bu. Hemen şurada bakın. Yukarıda verdiğim isim. Event group table ne yaptık? Order by 2 descending. Yani 2 değil de şu 3 diyelim. 1, 2, 3. Tarihe göre sıralayacağım. Tersten sıralayacağım. Tribün adını, cihaz adını ve adetleri getireceğim. Tamam. Limit 3 diyerek de en üstteki 3 tanesini alıyorsunuz. Yani top 3 gibi. SQL tarafından, Microsoft SQL tarafındakiler bunu top 3 olarak bilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi her çalıştırdığınızda son 3 kaydın, 3 event'ın bilgisini size getiriyor olacak. Gördüğünüz gibi aşina olduğumuz, yaygın bir şekilde kullanılan SQL diliyle de burayı sorgulayabiliyoruz. Burada arkadaşlar Pandas kütüphanesi gibi böyle Python tarafındakilerin aşina olduğu kütüphaneler de kullanılabilir. Spark'ın kendi kütüphaneleri de kullanılabilir. Bu şekilde SQL diliyle kullanılabilir. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu az önce memory'de yazdık ya. Bu tabloyu her çalıştırdığınızda artık görünecek, okunacak. İsterseniz buraya arkadaşlar, şurada bir şeye bakacağım. Aşağıda yapmış bunu. İsterseniz bu tabloyu kalıcı hale getirebilirsiniz. Parquet diye bir formatta mesela basabilirsiniz. Diskte bulunabilir. CSV formatında, JSON formatında bir diske basabilirsiniz. Burada yeni bir disk yönetim yaklaşımı var Spark tarafında. Delta diye geçiyor bu. Biz burada bir delta table oluşturacağız. Ben bunu çalıştırdığımda delta table SQL, Spark SQL tarafında oluşacak ve kalıcı bir şekilde ben bunu sorgulayabileceğim aşağıda SQL komutlarıyla. Tamam mı? Şimdi burada yine aynı şeyler, sadece delta yazdık. Delta'yı kullandığımız için de bir checkpoint sistemi kullanıyor. Yani nerede kaldığını bilmesi lazım. Onun da yolunu veriyoruz şurada. Checkpointleri de buraya al dedik. Arka taraftaki bir yere alacak bunu. Ve bu tarafta adı da IoT Event Table olacak. Tamam. Bunu da çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu da benim için bir stream query. Bu arada yukarıdakine ihtiyacım yok artık. Şunu kapatabilirim. Memory'e yazmasına gerek yok. Bunu durduracağım. Aşağı geliyorum. Aşağıdaki çalışıyor şu anda. Mesajlarımı okuyor. Şu an delta tablosuna yazıyor. Tamam mı? O delta tablosu nerede? Hemen bakalım.
Şurada data kısmına gelirseniz eğer, bakın default diye bir veri tabanı var burada. Siz yeni veri tabanları oluşturabiliyorsunuz şuradan isterseniz. Default veri tabanı içerisinde IoT Event Table diye bir tablo oluştu. Bu artık bu tabloya yazıyor. Ben gelip select komutuyla bu tabloyu okuyabiliyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ilk 30 saniye içerisindekini okumuş. Bir daha çalıştıralım. Güzel. Gördüğünüz gibi burası artıyor. Şu an gidip arka taraftaki ben tablodan bu bilgileri okuyabiliyorum arkadaşlar. Sorgumuzu biraz daha geliştirelim. Gerçi çok da geliştirmemişim. Birkaç tane alan yazmışım sadece. Tamam, bu haliyle bir çalıştıralım. Aynı tabloya giden sorgu. Burada arkadaşlar Databricks Notebook'un bize sunmuş olduğu güzel bir nimet var. Hem böyle tablo olarak görüntüleyebiliyorsunuz hem de burada grafik görüntüleme imkanı var. Şuradan grafik türünü de seçebilirsiniz. Ben buradan mesela bar chart'ı seçeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bar chart çıkarttı. Plot options dediğim zaman bunları değiştirebiliyorum. Mesela bunu ne yapalım? Tarihe göre değil de şuradaki, gerçi orada şeyi almamışım, bölgeyi almamışım. Neyse böyle kalsın. Seri grup. Bunu stacked yapalım. Üst üste görünsün şöyle. Apply diyelim. Bu şekilde görüntüleyebilirim. Ya da plot options diyelim. Pardon, şöyle geri geleceğim. Line chart seçmek istiyorum. Şuradan line chart seçelim. Plot options diyelim. Tarih olacak. Seri de bundan olacak. Güzel. Bu şekilde görüntüleyebiliriz. Apply diyorum. Tekrar çalıştırdığım zaman şurayı da şöyle biraz daha genişletebiliriz istersek. Çalıştırdığımızda arkadaşlar eğer bir hani 30 saniye doluyorsa yeni dataları görüntüleyebiliyoruz. Burada çok güzel imkanlar var. Notebook'un bize sunmuş olduğu imkanlar var. Örneğin bunu bir dashboard haline getirebilirsiniz. Mesela bakın şurada ben daha önce de oluşturmuştum. Burada görünüyor zaten. Şuradan geliyorum. New dashboard diyorum arkadaşlar. Notebook'umdaki bütün her şeyi buraya getirdi. Burada kullanmayacaklarımı, dashboard'ta görüntülemek istemediklerimi şu şekilde kaldırıyorum. Bunu biraz böyle zahmetli yapmışlar. Ben mi keşfedemedim bilmiyorum ama böyle teker teker kaldırmak zorunda kalıyorum bunu. Ya oradaki her bir hücreyi böyle temizleyebiliyoruz. Neyse bunu silelim. Sadece grafik kalsın. Şu grafiği şöyle genişlettim. Birden fazla grafiğiniz varsa zaten bütün hücreleri buraya getiriyor ya. Buradan bir dashboard oluşturabilirsiniz. Bu dashboard'u present dashboard diyerek böyle yayınlıyorsunuz. Update butonuna bastığınız zaman da güncelliyor. Onun bağlı olduğu hücreyi çalıştırıyor zaten. Burada real time bir dashboard yok arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ama hani böyle bazı kütüphaneler var. Mesela Matplotlib kütüphanesi falan var. Orada animation diye bir kütüphane var. Onu kullanarak şey yapabilirsiniz yani. Böyle animasyon falan oluşturabilirsiniz ama real time yok. Ama şöyle bir şey var. Bakın şurada schedule diye bir şey var. Schedule tıkladığınız zaman new diyerek diyorsunuz ki ben her dakikada ve saat olarak da işte UTC 3'teyiz biz. Bunun yenilenmesini istiyorum diyorsunuz. Her dakika buradaki dashboard'u oluşturan sorguyu çalıştırıyor bizim için. Arka tarafta şurada job'lar bölümüyle bunlar geliyor. Bir sürü job oluşuyor. Bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Tekrardan şöyle standart görünüme geçelim. Bizim sorgumuz çalıştı. Görselimizi de oluşturduk. Bu şekilde tabloya da bastık. Harika. Hemen son bir örneğimiz daha yapalım. Power BI ile lokalden bağlanalım buraya. Ve demomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şuradan Power BI. Ya da şuradan açalım gitsin Power BI'ye. Diğer ekran açıldı. Şuraya aldım. Power BI Get Data diyerek. Power BI biliyorsunuz Microsoft'un bir raporlama ürünü. Şu anda Gartner'ın Magic Quadrant'ında lider konumda olan bir ürün. Gayet başarılı. ClickSense, Tableau gibi ürünlerle aynı ailede olan bir ürün ama şu an lider konumunda olan Microsoft'un Power BI'yi. O yüzden iş hayatına yeni atılacak olan arkadaşlarım varsa mutlaka bu ürünü kullansınlar. Ücretsiz zaten indirip kurup üzerinde bütün denemelerinizi yapabiliyorsunuz yani. Güzel modelleme, raporlama, verinin düzenlenmesiyle ilgili bir sürü araç sunuyor.
Burada arkadaşlar birçok kaynak var. Ben buradan mesela şöyle Databricks'i seçiyorum. Connect diyorum. Benden iki tane bilgi istiyor en azından. Server'ın host name'ini ve bir tane Databricks tarafında yayınlanan bir HTTP path var. Onları istiyor. Bunları nereden alacağız? Bunlar arkadaşlar, şöyle geliyorum. Şurada workspace'ine bir gelelim. Birincisi şuradaki URL. Buradaki URL. Ama şöyle yapalım. Ay Allah, kapattık. Şuradan bir daha bulacağız artık. Databricks. Bakın şuraya dikkat edin. example.azure.databricks.net. Biz yapıştıralım. Bakın bizimkinde azure.net diye bitiyor. Şurada bir değer var. HTTPS olmayacak yani, tamam mı? Şu. İkincisini arkadaşlar Databricks'in workspace'inden alacağız artık. Geliyoruz workspace'e. Cluster'a geçiyoruz. Cluster'ı şöyle açalım. Cluster'ın advanced bölümünde şurada JDBC, ODBC bölümü var. Şuradaki URL'i istiyor bizden. Bunu alıyoruz. Ve şuraya yapıştırıyoruz. İki tane yöntem var. Import dersek oradaki datayı buraya alıyor. Direct query dersek de her sorgumuzda oraya gidiyor. Eğer import derseniz çok performanslı çalışırsınız. Analiziniz performanslı olur ama güncel olmaz. Arada bir refresh etmeniz lazım. Direct query ise doğrudan oranın gücüyle çalışıyor yani. Okey diyerek ne yapalım? Direct query yapalım. Import diyelim. Yani daha, neyse import dedim. Okey dedim. Giriş yapmamı istiyor benden. Connect diyelim. Çeşitli yöntemleri kullanabilirsiniz giriş için. Ben direkt mail hesabımı kullandım. Bakın Spark'ın içerisinde az önce size gösterdiğim ekranda default diye bir veri tabanı vardı. Orada IoT event table vardı. Seçtim onu. Transform data derseniz dönüştürebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Şuradaki window var ya. Bu bir JSON dokümandır. Bu JSON dokümanı siz kolonlara çevirebilirsiniz isterseniz. Şu an dönüşümle uğraşmak istemiyorum. Node diyerek direkt içeri alacağım. Zaten sadece bağlandığını göstermek istiyorum ben. Güzel. Bakın ben sağ tarafa kolonlar geldi. Bu kolonlardan mesela tribün adını atalım. Tribün adını filtre yapalım. Power BI kullanımı gördüğünüz gibi oldukça basit. İstediğiniz alanı seçip sonra buradaki görselle dönüştürebiliyorsunuz. Cihaz ID ve count'un alanı. Bunu da pasta grafik yapalım. Tamam. Hatta şöyle donut chart yapalım. Şu şekilde grafiğimiz oluşsun. Şimdi burada tabii özenmeyeceğim. Şöyle sadece okunabilir hale gelsin, yeterli. Cihaz 1, Bursa 1 diye, İstanbul 1, Bursa 1 diye iki tane cihazımız var. Bunların değerleri 598, 328. Biz bir tane daha cihaz açalım. Hem onun geldiğini de görelim. Bursa'ya Çorum yazayım. Çorumluyum. Cihaz adı C1 olsun. Şuradaki IoT Hub cümlesini kaydetmiştik. Bağlandığı cümlesini, onu ben hemen şöyle alayım. Cümlemizi yapıştıralım. 500 milisaniyede bir göndersin. Arka taraftaki mekanizma Spark Streaming 1 milisaniye civarında mesajları kabul ediyor. İsterseniz bu aralığı değiştirebiliyorsunuz tabii. Şurada arkadaşlar şimdi import modu seçtik. Refresh butonuna basalım. 598'di. Şu an yenileniyor. Eğer event hub'ın arkasına Stream Analytics'i koyarsanız gerçek zamanlı raporlama da yapabilirsiniz. Yani anlık olarak oradaki mesajları görüntüleyebilirsiniz. Şu an 732 oldu. Veya şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Cosmos DB'ye basarsınız. Cosmos DB'ye bağlanan bir tane uygulama yazarsınız. O gerçek zamanlı gösterebilir. Gördüğünüz gibi diğer cihaz da geldi. C1 cihaz da geldi. Bu şekilde çalışmanız mümkün. Veya arkadaşlar bunu tabii Azure'a atarsanız Azure'da bir takım refresh mekanizmaları var. Onlarla buradaki butonla yaptığımız refresh'i otomatik hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Bağlanabildiğimizi görüyoruz. Harika.
şuradaki IoT cihazlarını kapatıyorum. Ve artık demomuzu tamamladık. Soru kısmına geçebiliriz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçek zamanlı analizler yapabilmek için akan verilerle uğraşmak lazım. Genelde onlar çıkar karşımıza. Ve akan verileri de Lambda mimarisindeki yaklaşımla farklı bir şekilde, o yığın halindeki verileri işlemekten farklı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Burada daha çok pencereleri ayırma yöntemi kullanılıyor. Akış esnasındaki tüm veriyi depolamak yerine akış esnasında tahminler yapmak veya işte pencerelere verip bu pencereleri belki depolamak gibi yaklaşımlar gerekiyor. Burada kullanılan ürünler de klasik ürünler değil. İşte Azure IoT Hub, Event Hub, Stream Analytics, Kafka, Spark, Hadoop'un Storm'u gibi ürünler oluyor arkadaşlar. Peki. Daha önceki oturumlarda yapmadık ama bir anket linki göndereceğim arkadaşlar. Sorunuz varsa soruları alabiliriz. Kaydı durduracağım. Sorularınızı öyle de alabilirim. Şöyle kaydı durduruyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.